Videoya geçmeden önce videoyu açtıysanız eğer sonuna kadar izleyin ya da açık bırakın. Bu videoya destek vermeniz için çok önemli. Diğer türlü de destek vermek isterseniz abone olup bildirimleri açıp katıldan da katılabilirsiniz. En istediğiniz video geliyor. Herkes bu oyun bittiğinde bayağı bir boşluğa düştü. Çarları boşta kaldı. Yapacak bir şeyleri kalmadı. Zaten oynanacak oyun da yok düzgün. Herkes şunu aradı. Bu oyun gibi başka oyunlar var mı? Dediniz yorumlarda. Ben de buna baktım. 5 tane bu oyuna benzeyen en iyi oyunları sizin için buldum. Bu oyun Darkness Rises. Bunun gibi oyunlar nasıl olmalı? Lobby mantığında birden fazla karakter oynayabilip karakter arası değişim yapabilme ve grafikleri efsane olması lazım. Hızlı kombatlar attığın oyunlar olması lazım. Bu oyunlar öyle mi? Bakalım hemen. İlk oyun Heroes of Incredible Tales. HIT diye kısaltılıyor. Bu oyun aksiyon odaklı mobil RPG oyun. Karakter seçip düşmanlara saldırdığınız, bosslara saldırdığınız bir oyun. Akıcı ve hızlı hack and slash savaş sistemi sunar. Zaten Darkness Rises'ın en iyi özelliklerinden biri hack and slash olması. Sanal joystick kullanarak hareket edebilirsiniz. Farklı saldırılar, bloklama, savunma, kaçınma gibi hareketleri yapabilirsin. Ya hareketleri kullanarak düşmanlara karşı savaşıyorsun. Her karakter sınıfı geliştirilebilen yeteneklere sahip. Bu becerileri ve karakterlerin yeteneklerini exp'lerle oyun içi öğeler kullanarak güçlendiriyorsun. Farklı farklı silahlar, farklı farklı zırhlar, aksesuarlarla çarını donatabiliyorsun. Ekipmanlar oyunda düşürdüğün itemleri kullanarak yükseltilebilir, geliştirilebilir durumdalar. Farklı farklı modları var. Gerçek zamanlı kooperatif modları, PvP savaşları. Bu modlarla başkalarıyla işbirliği yapabilirsin. Oyuncularla rekabetçi maçlarda kapışabilirsiniz. Oyunun grafiği dediğim gibi çok önemli olması lazım. Bizim oyunun grafiği iyiydi. Unreal Engine 4 kullanılarak yapılmış 10 numara grafiklere sahip. Ana hikaye modunun yanı sıra Darkness Rises gibi devam ediyor. Tek oyunculu, çok oyunculu modlar bu oyunda da var. Farklı oyun modları var. Oyun içinde ana hikayeden kopup farklı şekilde de çarınızı geliştirebiliyorsunuz. Gacha tarzı içerikler ödeme yapan oyunculara avantaj sunuyor. Zaten bu ödeme mantığı MMORPG'lerde var. Hızlı tempolu aksiyon, detaylı karakter gelişimi, farklı farklı oyun modlarıyla dolu mobil MMORPG. Ödeme yapanlar öne geçebiliyor. Yapacak bir şey yok. Oynayarak da gelişebiliyorsun. Oyunun tek bir eksisi reklamlar çıkıyor. Reklamlar bazı kişiler tarafından sevilmemiş. Ona da siz karar vereceksiniz. Legacy of Discord Furious Wings. Bu oyunu diğer videoda da koydum. Çünkü bu oyun Türkçe. Hem Türkçe hem Darkness Rises'a benziyor. Daha ne olsun. Mobil platformlar için geliştirilmiş görünüş olarak mükemmel bir MMORPG oyun. Detaylı animasyonlar ve mobil cihazlarda yüksek performans, akıcı performans gösteren mükemmel grafikleri var. Mobil cihazlar için özellikle optimize edildiği için düşük telefonlarda da oynayabiliyorsunuz. 3 karakter sınıfı var. Büyücü, berserker, kılıç dansçısı. Karakterler cinsiyete göre sabitlenmiş. Oyunun kontrol sistemi kolay ve anlaşılır. Oyuncular için özel yapılmış. Basit düzene sahip kontrol sistemi var. Bu da oyunu oynamanızı, şuna tıklayayım karışmıyor hiçbir şey, kolaylaştırıyor. Otomatik de oynayabiliyorsunuz. Otomatik saldırım seçeneği var. Oyunu çok oynadıysan bu oyundan sıkılmamanı sağlıyor. Kolaylaştırıyor. Her yere sen tıklamıyorsun. PvP ve macera modları gibi modları var. Darkness Rises gibi. PvP modunda diğer oyuncularla rekabetçi şekilde kapışıp lig atlayabiliyorsun. Macera modunda da oyunun hikayesini takip etmene yol gösteriyor. Oralarda da gelişiyorsun. İçeriği sürekli genişlemekte ve yeni seviyelerle birlikte yeni olaylar, alanlar açılıyor. Bu oyunda da pay to win'lik durumu bir tık var. Oyuncular tarafından eleştirilmiş. Ama sonuçta oyun grafikleri ve zengin içeriği akıcı oynanışıyla mükemmel bir MMORPG, mobil MMORPG. Order and Chaos 2 Redemption. Bu oyun mobil cihazlar için geliştirilmiş bir MMORPG. Açık geniş dünyada grafikleri mükemmel şekilde bir sürü içerikle oyunu oynuyorsunuz. Oyunda en önemli özellikler saran görevler, zindanlar, ekipman üretmek sistemi gibi şeyler var. Vigor sistemi diye bir olay var. Oyuncuların günde kazanabileceği deneyim miktarını sınırlıyor. Vigor sistemi şeyde de vardı Mirfor'da. Kullanılmayan vigor ertesi gün iki katına çıkarak oyunculara çift deneyim şansı sunuyor. Bu sistem özellikle düzenli olmayan oyuncular için avantaj sağlıyor. Mesela bir gün girdin, bir gün giremedi. Böyle bir eksi kaybı yaşamıyorsun. Dövüş sistemi önceki oyunun Legacy of Discord'dan klasik otomatik saldırı olayı vardı ya.
o oyunda. Bu daha eylem odaklı bir şekilde var bu oyunda. Hızlı bir şekilde saldırı düğmesine basarak daha hızlı atak yapabiliyorsunuz. Yetenekleri aktif tuşlar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Oyunda crafting sistemi var dediğim gibi. Malzemeleri toplayıp birleştiriyorsunuz. Kimi çağrıştırıyor? Darkness Rise. Zırh, silah, aksesuar üretebiliyorsun. Ekipmanlarını ve silahlarını güçlendirmek için diğer ekipmanlarını kullanmadıklarını yok edebiliyorsun. PvP kapıştığın yerler rekabetçi ve hızlı tempolu aksiyonlu geçiyor. Sınırlı sayıda katılabiliyorsun günlük olarak. Bu da sürekli tekrara düşmüyor demek. Oyunda para kazanabildiğin yerler, PvP ve liderlik sıralamalarında avantaj sağlayan, ödeme yapılabilen özellikler var. Oyun parası ile exp artışları, geçici statü artışları, kozmetik öğeler gibi şeyler satın alınabiliyor. Oyun içi altın, envanter genişletme, karakter yuvaları, runes para birimiyle bu şeyleri alabiliyorsunuz. Toplamında oyun kaliteli grafikleri dolu içeriği, oynaması saran bir mobile MMORPG ve standart belirleyen bir oyun. Bazı pay to win özellikleri olsa da genel MMORPG oyun mekaniklerine hakim olması, eleştirilse de, beğenilmese de oyunun dolu içeriği ve güzel grafikleri oyunu iyi yapan şeylerden. Kritika The White Knights. Bu oyunu da diğer videoda listeye eklemiştim. Çünkü bu da bir Türkçe oyun. Hem Darkness Rise'a benziyor hem de Türkçe. Mobil platformda oynanabilen aksiyon rol yapma oyunu. Yoğun tempolu. Zaten oyunu gördüğünüzde anlıyorsunuz. Yoğun tempolu dövüş sahneleri ve karakterleri. Oyunun karakterleri bilinir. Görünüş olarak, kendi özellikleri olarak farklı karakterler. Oyuncular bir karakteri seçerek oyuna başlıyor. Canavar dolu zindanlarda savaşa başlıyorlar. Bunları yaparken karakterini geliştiriyorsun. Karakterlerini geliştiriyorsun. Dediğim gibi karakterler bu oyunda önemli. Hepsi farklı yeteneklere sahip, benzersiz yeteneklere sahip. Oyun stilleri de farklı. Çeşit çeşit karakter bulunuyor. Hızlı tempolu savaşları ve mükemmel özel hareketler sunan aksiyon ve savaş mekanikleri. Farklı zindanları keşfederek zindanlarda gene çarını kasabiliyorsun. İlerledikçe bosslara da ayrı şekilde giriyorsun. Güçlendirerek daha çok zorlu zindanlar bosslara girdikçe çarın daha güçlü oluyor. Daha çok item düşürüyorsun. Daha iyi güçlendirebiliyorsun kendini. Karakterlerinin yeteneklerini ve ekipmanlarını geliştirebiliyorsun ve daha güçlü hale geliyorsun. Oyunda PvP modları var. Diğer oyuncularla kapışabiliyorsun. Rank kasabiliyorsun gene. Oyunun kendine has grafikleri var ve 10 numara duruyor. Renkli ve detaylı grafikleri birçok kişi tarafından beğenilmiş. Oyunun tam anlamıyla özelliği hızlı ve eğlenceli saran bir oyun olması. Blade Sword of Elysion. Bu gene hızlı tempolu. Bu oyunların ortak özelliği hızlı tempolu olması. Çünkü Darkness Rises hızlı tempolu. Aksiyon odaklı bir rol yapma oyunu. Mükemmel grafikleri ve yoğun savaş mekanikleri ile beğeni kapmış bir oyun. Gerçek zamanlı ve hızlı tempolu savaşlar var bu oyunda. Hızlı hareket etmelisiniz. Düşmanlarınızı yenmek için farklı stratejiler yapmanız lazım. Aklınızı kullanacaksınız. Kendi karakterini seçip onları geliştiriyorsun ve daha güçlü hale getiriyorsun. Farklı silahlar, zırhlar ve özel yeteneklerin kilidini açtıkça ultilerinizin ilerledikçe daha fazla güçlendiriyorsun. Çarınız da güçleniyor. Tek oyunculu hikaye modu ve PvP modu, ekip bazlı savaşlar gibi modları var. Zaten bilindik şeyler. Oyunun grafikleri, ayrıntılı karakter tasarımları, sevilen özellikleri. Oyunun hikaye ve evreni diğer oyunlardan daha iyi. Oyunun hikayesi saran bir hikaye ve zengin fantezi dünyası sunuyor. Oyun hızlı tempolu savaşları, aksiyon dolu savaşları ile mükemmel bir mobil oyun diyebiliriz. Bu özellikler ne kadar bu oyunu tanımlasa da kendine özgü oynanış dinamikleri de var oyunun. Liste bu kadardı beyler. Umarım beğendiğiniz bir oyun vardır içlerinde. Dediğim gibi destek vermek için abone olup bildirimleri açın. Katıldan katılın. Ve buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa aşağıya bir işaret bıraksın, ben anlarım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.